Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Yusuf ve bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta nasıl hızlı bir şekilde kupa kas e, konuşamadım ya niye böyle olduysa nasıl hızlı bir şekilde kupa kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar hala konuşamıyorum bir türlü şu konuşmayı düzeltemedim arkadaşlar e, videoya başlamadan önce bir şey diyeceğim arkadaşlar geçen videoda e, biliyorsunuz ki sesim bir garip çıkmış kötü çıkmış nedense muhtemelen hasta olduğum için zaten biliyorsunuz ki cihaz e, sesimi değiştiriyordu Hasta olunca daha beter değiştirdi. Hem de elimin mikrofonun olduğu kısma koymuşum. E, hepten kötü çıkmış. O yüzden e, sizden özür dilerim. E, i̇nşallah bu videoda sesim iyi geliyordur size. E, niye değiştiriyor sesimi bilmiyorum ama cihaz arkadaşlar sizin e, size sesim farklı bir şekilde geliyor. Bu yüzden önden müdahale edemiyorum. E, yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Umarım inşallah bu kez düzelmiştir ve sesim bir önceki videoya nazaren daha iyi geliyordur. Neyse arkadaşlar çok boş yapmadan yani bir dakikamız hemen boş bir şekilde geçti. Çok boş yapmadan size nasıl bin kupa kasacağınızı saatte saatte bin kupa kasabileceğinizi bırakın kupa kasmayı aşamalı da nasıl hızlı bir şekilde ilerleyebileceğinizi göstereceğim. Bu arada şuradaki yenilgiyi fark ediyorsunuz değil mi? Bunun cezası yani cezası derken bunun sebebi arkadaşlar benim arkadaşlarımla birlikte girmeme sebebim biliyorsunuz ki tek giriyorum e, ka, e, karşıya çok iyi adamlar geliyor arkadaş e, olanlar geliyor yan yana oynayanlar geliyor bana ise abi saçma sapan kişiler geliyor 9 level adam seçiyor kaybediyoruz yapacak bir şey yok arkadaşlar bir türlü yeni kostümü de e, çıkartamadım e, bir taktik deniyorum eğer işe yararsa onun videosunu da çekip size atacağım arkadaşlar. Neyse çok uzatmadan hemen nasıl bin kupak kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki e, her videoda bahsettiğim gibi her kupak kasma e, kasmada bahsettiğim gibi bu karakterin gücünü çok fazla e, küçümsüyorsunuz arkadaşlar hala bu pokunun e, gücünü küçüm konuşamadım gücünü küçümseyici <laughs> hala konuşamıyorum gücünü küçümseyenler var arkadaşlar bunu yapmayın. Bu hiper şarj geldikten sonra bu karakteri asla küçümseyemezsiniz arkadaşlar. Lan şuna tıklıyorum nereye gidiyor? Bu hiper şarj geldikten sonra bu karakteri küçümsüyorsanız siz bu oyundan bir gram anlamıyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Abi bu e, hiper şarjı anlatmama gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Her videomda bahsediyorum. Bu e, kullandığım özelliklerin e, gücünü falan bahsetmeme gerek yok. Zaten her videomda bahsediyorum. Eğer yeni izliyorsan o videolarıma da bakabilirsin arkadaşım. Bugün Poco'dan bahsetmeyeceğim ama garanti Garanti alacağınız karakterler arasında kesin olarak Poco var arkadaşlar. Lütfen şu karakteri artık alın makslayın kullanın ya. Hem kupa kasarsınız hem aşamalı kasarsınız çok önemli. Poco'yu aldığınızı farz ediyorum arkadaşlar. Diğer yanına ala alacağınız karakterleri göstereceğim. Yani çoğu kişi artık Kenji'yi almıştır. Öyle böyle Kenji'yi almıştır arkadaşlar. Bugün ee, bu karakterin neden almanız gerektiğini söyleyeceğim eğer aldıysanız fullediyseniz nasıl bin kupak e, kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar görüyorsunuz ki böyle bir karakterimiz var oyuna eklendi ve devşet güçlü ee, ilk saldırısı böyle yapıyor ikincisi böyle bir gibi vuruyor tekrardan böyle 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 ilerliyorsun ultisini de şöyle göstereyim arkadaşlar size ee, önden karakteri göstereyim ondan sonra size ee, neden bu karakter almanız gerektiğini söyleyeceğim. Bakın ultisi de böyle bir şey. Ardından şöyle yapıp. Yani içinden geçiyorsunuz ya. Anlatmaya gerek yok. Baksana direkt ultimde oluyor. Zaten ultisi de ayrı bir güçlü gıcık bir şey. Ee, ultisini de anlatmama gerek yok. Şuradan göstermem lazım size. Sesim arada bir garipleşiyor. Ben de anlamıyorum onu. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kenji'ye baktığımızda. Bir e, sushi ustası kendisi ve e, oyunumuzda şu anda en güçlü karakterler sırasında e, birinci sırada arkadaşlar. Zaten Supercell'i biliyorsunuz bir karakter getirdiği zaman onu aşırı güçlü bir şekilde getiriyor. Zaten Kenji de bir efsanevi olduğu için olduğundan daha fazla bir şekilde daha fazla güçlü bir şekilde getiriyor. Bu yüzden durdurulmaz durdurulamaz bir hale geliyor arkadaşlar. Arada bir konuşamıyorum, sesim gidiyor kusura bakmayın. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Kenji'nin yıldız güçleri var. İlk başta şuna bakalım. Ya buna bakmaya gerek yok arkadaşlar. Bu nerf yemeden kesinlikle bakın bu nerf yiyecektir. Bu özellik nerf yemeden alın arkadaşlar. Bakın 5 saniye boyunca hasar e, almadığı takdirde sıradaki düşmana saldırısının hasarı %90 azalır. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Bir daha hasar yemiyorsunuz. Bir de arkanızdan Poku hiperşarjlı ulti atıyor. Gram hasar yemiyorsunuz. Bütün haritanın içinden geçiyorsunuz. Mod ne olursa olsun. Arkadaşlar kesinlikle bunu alıp keyfinize bakıyorsunuz. Bir de şurada bir özellik vardı. Bu sanırım 3 saniye boyunca temel saldırısı olarak sadece ileri atılma diyor. Ee, Kenji son 3 saniye içinde e, alanına hasarının %50 kadarını anında iyileştirir. Aynen. Bir de bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu karakteri bir daha ne bileyim e, aldıktan sonra bir daha durdurulam durdurulamıyorsunuz arkadaşlar. Bir de yanına POK alıyorsunuz. POK'u arkadan destekliyor. Yıldız gücünüz ayrı bir destekliyor. Ee, ondan sonra zaten ölümsüz oluyorsunuz. Ölümsüz olunca karşınızda kimse duramıyor arkadaşlar. Zaten karakter çok ağır hasar veriyor. Ultisi desen ayrı bir dert. Saldırısı desen ayrı bir dert. Bunu aldıktan sonra keyfinize bakıyorsunuz zaten az önce gördüğünüz 2600 2000 gibi bir hasar veriyordu daha birinci seviyesinde bu hasarı veriyor bir de bunu 11 level olarak düşünün bir daha hiç kimse o karakteri durduramaz bu yüzden hemen o karakteri alıyorsunuz arkadan pokoyu yaslıyorsunuz arkadaşlar ile desteği veriyorsunuz her modda işe yarar. İster gidin aşamalı kasın ister gidin kupa kasın arkadaşlar. Hem kupada hızlı bir şekilde ilerlersiniz hem de aşamalı kısmında hızlı bir şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Bu yüzden Kenji ve Poco çok önemli. Zaten aşamalıda da Poco yasaklanmıyor. Biliyorsunuz ki herkes küçümsediği için Poco'yu kimse yasaklamıyor. Ondan kafanız rahat olur. Kenji'yi yasaklarlar mı onu bilemem belki yeni geldiği için kimse almamıştır diye düşünüp yasaklamıyorlardır. O da sizin faydanıza olur. Bir de yanına üçüncü bir karakter olarak arkadaşlar e, uzun menzilli bir karakter almanızı tavsiye ediyorum. Zaten Foco e, da yine geniş hasar veriyor ama geniş alan hasar veriyor ama arkadaşlar uzak menzil e, vuran bir karakter alsanız yanına destek olarak o karakter ne bileyim işte Poco olur ne Poco'su lan zaten Poco'yu alıyoruz. Colt olur, e, Brok alır, Brok olur mu? Cümleye bak abi, Allah aşkına cümleye bak. Cümle kuramıyorum artık o derece oldu. Video çekmeyi çekmeyi. E, Brok olur, Piper olur, Mende olur. E, yanına bir karakteri alın ama ben e, Colt'la e, Bro tavsiye ediyorum. Yanına alabilirsiniz. Ayrıca onun dışında uzun menzil, hadi ile karşılamayı düşünüyorsanız arkadaşlar uzak menzili e, atıcı bir karakter almanızı tavsiye ederim. E, i̇lk başta atıcıyı dememe sebebim zaten Kenji'nin ultisi hızlı bir şekilde duruyor. O da zaten duvarların arkasında rahat bir şekilde kolay bir şekilde hasar verdiği için atıcı karakteri tavsiye etmedim. Birinci e, önem vereceğiniz karakter uzak menzil olursa daha iyi olur arkadaşlar. Yani hem bu sayede bu üçlü kombo sayesinde hızlı bir şekilde kupa kasabilirsiniz hem de aşamalı da rahat bir şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Daha ben size ne diyeyim. Etkinlik ge e etkinlik geliyor arkadaşlar size söylüyorum. E nasıl kupa kasabileceğinizi söylüyorum. Ne bileyim etkinlik gidiyor. Etkinlik dışındaki güncellemelerde dengelim. dengeme Lan ne de oğlum Türkçe'yi unuttum. Dengelemelerde nasıl e, kupa kasabileceğinizi gösteriyorum. Siz de e, bu iyiliğime karşılık bir like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Bunun sonunda demem de ayrı bir şey oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benden bu kadar ben size nasıl kupa kasabileceğinizi aşamalı da nasıl ilerleyebileceğinizi gösterdim. Bir de e, aşamalı da karakteri hızlı bir şekilde çıkartmak için bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Eğer o olabilirse e, denediğim şey olursa size de nasıl hızlı bir şekilde karakter çıkabileceğinizi çıkarabileceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. İyilik yapmayı unutmayın. Kimsenin kalbini kırmayın. Kötü söz kullanmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atın.